Evet arkadaşlar, sizlerle bugün video, audio ve iframe etiketlerini göreceğiz. Ders altı index.html aslında adlı dosyamızı. Bu dosyanın içerisine girdik, video etiketleri ekledik. Video etiketlerinde search, yani kaynak dosyası. Video etiketleri video dosyaları ekliyor. Audio'dan kısma müzik dosyaları ekleniyor. Video dosyalarında MP4, OGG ve BM dosyaları ekleyebiliyoruz. Ses dosyalarında da MP3, OGG dosyaları eklenebiliyor. Video dosyalarının içerisinde iki nokta slash yaptık. Yani bu index.html dosyasının içerisinde klasör ve ders altı klasörün dışına çıktık. MP4 dosyasına geçiş yaptık. HTML klasör içerisine geçiş yaptık. İki nokta slash dedik. HTML dosyası klasörünün içerisine geçiş yaptık. Oradan da video dosyasına eriştik. Buradan controls eklediğimizde video dosyasına ileri, geri, ilerletme, durdurma işlemlerini yapabiliyoruz. Autoplay'den otomatik başlatma, loop dediğimizde video dosyasını döngüye sokuyor. Örnek video dosyası bitti, bir daha baştan başlatıyor. Mutet sessiz alıyor. Mutet video dosyasını sessiz de başlatıyor. Vid dosyası genişlik, height, yükseklik, title video başlığı oluşturuyor. Audio CH dosyasında da yine burada da müzik dosyası ekleyebiliyoruz. Müzik dosyasını eklemek için örnek ilk başta iki nokta slash yaptık ve ders altı index.html dosyasının içerisinden çıkış yaptık. HTML klasörünün içerisine giriş yaptık. Oradan da MP3 dedik, Fenerbahçe MP3 dosyasına ekledik. Audio search kaynak dosyamızın içerisine kontrollerden, yani müzik dosyaların kontrollerini ileri geri ilerletme durdurma işlemlerini yaptık. Loop'tan döngüye soktuk. Mutut'tan oluşturulan müzik dosyasını sessizle başlattık. Yükseklik değerini verdik. Genişlik değerini verdik. Title'dan başlık değerini verdik. Örnek bu müzik dosyası dedik. Buna da title'dan video değer dedik. Şimdi bunları bir görelim. Aslında ben bu videoyu çekmiştim ama mikrofondan dolayı hata oldu. Benim sesim videoda gözükmemiş. Yoksa ben bunların hepsini tek tek anlatmıştım. Gene aynısı olursa yapacak bir şey yok. Şimdiden diyemem size. Şu an bak, video dosyası çalışmaya başladı burada. Video dosyamız aslında oynatılıyor. Ama sessiz de olduğu için gözükmüyor. Video dosyamızın biraz piksellerini yükseltelim. 400px, 400px diyelim. Örnek. Biraz yükselttikken olmadı. Bu şey daha yükseltmemiz lazım. 800. 800 dedik. Bir BR tag'ı ekledik. Evet, gördüğünüz gibi video dosyamız geldi. Kontrollerden dolayı böyle durdurma olsun, ilerletme olsun, ses açma, kapatma olsun kontrol tuşlarından dolayı yapabiliyoruz. Ve örnek video dosyamızın şu an sesini açtık. Normalde video dosyamız Mutlu'nun dolayı sessiz de başladı. Video dosyasını sona alıyorum bak, 2.47'de şu an. Oynatmaya devam ediyor. 2.50, 2.51, 2.52 başa sardı. Bu da loop'tan dolayı oldu. Loop'tan dolayı video dosyasını başa sardı. Kontrol olmasaydı bu dosyalar gözükmezdi. Yani ilerletme, durdurma işlemleri gözükmezdi. Onu hemen bir tekrardan görelim. Dediğim gibi ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum şu an, o yüzden biraz acele ediyorum. Şu an gözükmüyor. Bak, gördüğünüz gibi kontrol dosyasını sildik. Tekrar controls dedik. Şu an gözüküyor. İlerletme, durdurma tuşları. Mutut dedik, sessizde başladı. Normalde mutulu kaldırıyoruz. Şuradan kaldırmamız lazım. Mutut nerede? Mutut. Mutlu kaldırdık. Başladı. Sesi de başladı. Şu an. Gördüğünüz gibi. Sesi de başladı. Video dosyamız. Mutlu da böyleydi. Ait diyor da aynı özellikler geçerli. Dosya şu an bak sessiz de, çünkü alt diyor da aynı şekil mutut, yani sessiz. Şu an loop'ta ve kontrol dosyaları gözüküyor. Bunun da kontrol dosyalarını bir kaldıralım. Şu an kaldırdık.
Alt dosya seç gözükmüyor. Müzik dosya seç gözükmüyor. Controls dedik. Gördüğünüz gibi müzik dosyaları geldi buraya gene geri. Mute'dan dolayı sessizden Mute'u bir kaldıralım. Mute'u da kaldırdık. Normalde sesi de başlayacaktır. Bu da böyleydi arkadaşlar, audio ve video. Sonra iframe etiketlerimiz var. Bu iframe etiketleri de açılış etiketiyle beraber böyle yazılıyor. Iframe etiket içerisinde diğer web sitesi ya da başka web sitelerinden almak istediğimiz paragraflar olsun, işte başlıklar olsun, form olsun, bloklar olsun, onları başka web sitelerinden kendi sitemize ekleyebiliyoruz. Ama bunların paylaşılabilir içerikler olması lazım. Buna dikkat edin, yoksa yasal soruşturma başlatabilirler sitenizle alakalı. Şimdi biz de 2.slash dedik, ders 5 içerisindeki 2.slash dedik, HTML klasörümüzün içerisine geldik. Oradan ders 5'i seçtik. Ders 5 içerisindeki index HTML dosyasını seçtik. Burada biz en son form uygulaması yapmıştık. Form uygulamasını şu an iframe olarak web sitemize ekleyeceğiz. Frameboard'dur 0 dedik. Frameboard'dur 1 dedik. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar sıralıyor. Sayfa içerisinde bu 0 yani başta oluyor. Bu 1, bu ikinci başta oluyor. V-type değerlerimizi verdik aynı şekilde. Ben hazır senin. Şu an bir giriş yapalım. Şu an bu 0'da, şu 1'de. Iframe dosyaları. Burada da YouTube video player var. YouTube video player dedimiştik. Yani bu da YouTube'dan iframe dosyası alabiliyoruz. Web sitelerimiz burada bak. Diğer web sitelerinden aldığımız web siteleri. Başka web sitelerinden. Bunu da nasıl yaptık? YouTube'a girdik. YouTube'a girdik. Fenerbahçe dedik. Oturma için diye. Neyim oturma Fenerbahçe müzik dedik. Örnek, buna giriş yaptık. Buradan paylaş dedik, yerleştir dedik. Yerleştir içerisindeki iframe kodlarını gördüğünüz gibi kopyala yapıştır diyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Buraya yapıştırdığımız iframe kodlarıyla başlattık. Ve altta gördüğünüz gibi YouTube içerisindeki videomuz geldi. İstediğiniz videoyu yapabilirsiniz. Tekrardan diyorum, paylaş, yerleştir, iframe kodlarını kodlara yapıştır yapacağız. Evet arkadaşlar, bunlar da böyleydi. İframe'i gördük, videoyu gördük, audio'yu gördük. Kusura bakmayın biraz hızlı oldu ama böyle bir şey yoktu yani. İkinci kez şu an bu videoyu çekiyorum. Gene aynı hata olduysa bir daha çekmeyi düşünmüyorum. Sessizde de belki anlarsınız, bilemiyorum. İyi günler.